Dostlar selamlar. Bu videoda Tereduino'yu iPhone ve iPad'lerle kullanmayı öğreneceğiz ama sadece bunu yapmayacağız. Bir de Tereduino Uno isimli devre kartı yaptım. Tek bir devre kartında hem Ethernet hem Arduino'yu birleştirip nasıl kullandığımızı göreceğiz. Baştan söyleyeyim, bu videoda her şeyi en baştan anlatmayacağım. Bu serinin 3. videosu. Daha önce Tereduino'yu genel olarak tanımadığım bir video çektim. Daha sonrasında ev otomasyonu ile ilgili video çektim. Bu videolarda hem Tereduino sistemini hem hangi kartlarla uyumlu olduğunu hem de Android uygulamasının nasıl yapıldığını anlatmıştım. Burada onlara girmeden çok yüzeysel geçerek iOS uygulamasını nasıl yapacağız ve devre kartına bunu dönüştürdüğümüzde neler değişti onu anlatacağım. Hemen başlıyoruz. Tereduino Uno, Arduino nanolarında üzerinde bulunan Atmega328PAU versiyonu, yani SMD versiyonuyla çalışıyor. Ben şimdi bunu doğrudan buraya lehimlersem bootloader yakma, Arduino Uno bootloader yakma işlemi biraz zorlanabilir diye buradan entegremi alacağım ve şu zif soketin içerisine koyup aynı daha önceki anlattığım bootloader videosundaki işlemlerin birebir aynısını yapacağım. Kristal, iki tane kondansatör, diğer bağlantılar aynı. Bunu merak eden arkadaşlar da aşağıdaki linkten bootloader yakma ile ilgili olan videoma gidebilirler. Şimdi Arduino Uno'mu USB ile bilgisayara bağlayacağım ve bootloader yakma işlemine başlayacağım. Atmel'in yayınladığı Atmega328PAU pinout diyagramına bakarak zaten devremi kurmuştum. Şimdi Arduino ISP örneğini yükledim. Yükledikten sonra Burn Bootloader'a tıklayarak bootloader yakma işlemini başlatıyorum. Ön yükleyici yazımı tamamlandı, yazdı. Artık bootloader'ım tamam. Bu saatten sonra ben buradan entegremi çıkarıp devremin üzerine lehimlersem Arduino Uno'dan hiçbir farkı kalmamış olacak. Dolayısıyla daha rahat programlayabileceğim. Artık USB'den programlanabilir hale geldi. Projelerinizdeki karmaşıklığı azaltıp profesyonel PCB ürettirmek için PCB.com ziyaret edebilirsiniz. Şu sıralar dizgi hizmeti 20 PCB'ye kadar $80 yerine sadece $30. PCB'mizin dizgisine geçmeden önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Atölyemde belki de en çok kullandığım aracım bu Gymbus. Kendisinden yaylı olmasında fayda var. Çok ağzının açılması istediğimiz bir şey değil. Çok kapalı olması da istediğimiz bir şey değil. Ucunun olabildiğince sivri ve böyle biraz eğimli olması da oldukça farkı yaratıyor. Bunun dışında dizgi yaparken böyle bir mikroskoba ihtiyacımız yok ama ben hem görsel olarak siz daha iyi takip edin diye hem de birazdan lehimleyeceğim Ethernet çipinin bacakları birbirine çok yakın olduğu için mikroskop kullanmak istedim. Şu an dizdiğim komponentlerin çok büyük bir kısmı 0603 kılıfında. O yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Elle dizerken aslında biraz zor. Kondansatörlerden başlıyorum. 100 nanofaradlık bir kondansatörü yerleştirdim. Aslında şu an iyi ama biraz düzelttim. Tekrar 100 nanofarad. Bunları yerleştirirken de olabildiğince yüksekliği alçak olan, yani yere yakın olan ve aynı zamanda da hafif ve küçük olan komponentlerden başlamakta fayda var. Daha sonrasında büyük komponentler sağa sola çevirirken kartı kayabiliyor. En sonda dip komponentleri yaparsak faydalı olur. Normalde bu kadar zor bir şey değil. Ben videoda biraz güzel gözüksün diye uğraşıyorum. Hızlı hızlı dizilip geçilebiliyor. Yine 0603 olan 100 nanofaradlık kondansatörlerimizi dizerek devam ediyoruz. Videolarda bazı arkadaşlar nasıl lehim yapıyorsun, böyle lehim mi yapılır diye eleştirebiliyor ama şu an çalıştığım ortam gerçekten böyle bayağı sıkış tıkış. Azıcık kıpırdasam lambanın birisi devrilecek. Öbür tarafa kıpırdasam kamera devrilecek. Azıcık daha elimi yukarı kaldırsam mikrofon sallanacak. O yüzden normalde bunu bu kadar yavaş yapmıyorum. Eleştiren arkadaşların dikkatine. Tabii eleştirilere de açığım. Yani sizlerden öğrendiğim çok şey de var. Ama bazen bazı şeylerin de bir sebebi olabiliyor. Kondansatör dizerken sevdiğim en güzel şey kutupsuz olması. Yani yönü olmadığı için dizerken çok fazla
kafa yormuyorum. O yüzden rahat diziyorum. SMD lehimlemeye başlıyoruz. Şu an 350 derecede yapacağım. Burada bir dezavantajımız var. Şu zemin, mikroskobun zemini alüminyum olduğu için soğutucu görevi yapacak. O yüzden ya kötü lehimlenecek ya ısıyı biraz artırıp bunu dengeleyeceğim. Ya da biraz yavaş lehimlenecek. Artık duruma göre bir çözüm üreteceğiz. Atmega 328P'den başlayalım. Üfleme hızını biraz kısıyorum. Çünkü çok olduğunda hafif malzemeleri uçurabiliyor. İlk önce böyle devre kartının ve etrafındaki malzemelerin biraz ısınmasını bekliyoruz. Hatta şu an uçtu bir şeyler. Hemen vazgeçiyoruz yaptığımız işten. Biraz daha uzaktan ilk önce devre kartını genel olarak ısıtacağım. Daha sonra yaklaşacağım. Burnuma lehim kokuları gelmeye başladı. Evet, ilk kondansatörümüz böyle belli belirsiz eriyip lehimlenmeye başladı sağ üstteki. Diğeri de yavaş yavaş olmaya başladı. Şu anı izlemeyi çok seviyorum. Böyle kıpırdayıp kendi yerlerine oturuyorlar ya. Atmega 328'e doğru biraz yaklaşalım. Evet, onun bacakları da yavaş yavaş eriyor. Gördüğünüz gibi kimisi hızlı eriyor, kimisi yavaş eriyor. O yüzey alanıyla alakalı. İnce tele bağlı olanlar, ince yola bağlı olanlar daha hızlı eriyor. Diğer taraftan devam edelim. Kedi videosu izler gibi izliyorum aslında şu an. Hani böyle beni eğlendiriyor onun lehimlenip böyle yerine oturması. Şu taraf biraz daha gecikti. Devre kartının o tarafı soğuk. Dediğim gibi bu alüminyum zemin hala ısınmadığı için soğutucu görevi yapıyor. Yani böyle bir yüzeyde aslında SMD lehimleme yapmak çok mantıklı değil ama dediğim gibi mikroskopta göstermek istediğim için bu yolu seçtim. Bu taraf için biraz daha bekleyelim. Biraz daha zor eriyor. Herhalde şu alüminyumu sağ ısındı, evet. Sol tarafı biraz daha serin. Tamamen onunla alakalı. Aslında bu tip durumlarda mesela bu entegreyi lehimliyorsak hepsinin aynı anda erimesi çok daha iyi. Çünkü hafif çapraz koyduğumuzda yerine o şekilde oturma ihtimali artıyor. Ama onu kafaya takmayalım. Şu an için bunu bu şekilde halledeceğiz. Gerekiyorsa kameranın önüne sokacağım. Kavyeyi şu an olduğu gibi bir şekilde onu halledeceğiz. Biraz da ısıyı artıracağım. 350 dereceydim. 370'e çıkacağım. O 370 hatta 380'e çıktım. Alüminyumun soğutuculuk özelliğini biraz azaltmış olacağız. 380 dereceyle. Onun da bazı bacakları ısınıp 4 tane bacağı mesela erimiş. Diğerleri erimemiş. Şöyle biraz daha çalışalım onun üzerine. İnce bacaklar erimeye başladı. Ben hatta dediğim gibi bu şartlardan dolayı bunu 400 dereceye kadar artıracağım. Şu an 400 derecedeyiz. Normalde 350 derece fazlasıyla yetiyordu. Şimdi şöyle bir problem ortaya çıktı. Ben bu CH340'ı lehimlerken sıcak hava istasyonunu voltaj regülatörüne değdirdim. Onu biraz daha eritip yerine oturtalım. Şöyle iyi. Oraya da gelmişken o civarda lehimleyelim. Oradaki led iyi lehimlenmemiş. Evet, ledimiz oldu. Ledin yanındaki 1K'lık direnç zaten olmuştu. Diğer parçalar da iyi gözüküyor. O yüzden biz şuradaki gruba geçelim artık. Bunlar da Ethernet kablosuyla Ethernet çipi arasındaki bağlantıları biraz düzenleyen, regüle eden direnç ve kondansatör grubu.
çoğu 100 nanofarad zaten. Ve 5100 çipimiz de erimeye başladı. Aslında burada en çok dikkat etmemiz gereken o. Çok hafif yamuk olduğunu görüyorum. Biraz önce sağlamdı, kaymış. Umarım orada bir sıkıntı çıkmaz. Şu an kurcalamak da istemiyorum. Kondansatörlerden bir tanesi ellemeyeyim. Evet, bu sık sık başımıza gelen bir şey. Böyle havaya kalkar. Bunu daha sıcakken yılanın başını küçükken ezmek gerekiyor. Yoksa sonradan düzeltmesi biraz daha zor. Çok zor değil ama biraz daha zor. Evet, burada yan dönen bir arkadaş var. Onu da yine şu şekilde yerine oturtalım. O zaten yerini birazdan bulacak. Biraz daha ısınınca. Şu an lehim çok iyi erimiyor. Aslında biraz daha hızlı erise daha iyi oturuyor onlar yerine. Dediğim gibi alüminyumun böyle bir etkisi var. Burada bu direnç orada kalmış. Evet. Şuradaki gibi mesela hızlı eridiği zaman çok daha iyi oturuyor yerine. Diğerlerini biraz daha ısıtalım. Şu yana gelelim şimdi. Şu direnç ve kondansatör grubunu. Gördüğümüz gibi mesela buradaki kondansatörün sol tarafı hemen yerine oturdu. Sağ hala olmadı çünkü sağ taraf grounda bağlı. Ground yüzeyi de çok daha geniş olduğu için hemen ısınmıyor. Yavaş yavaş erimeye başladı. Evet, ellememe gerek kalmadı. Kendisi yolunu buldu. Biraz da bu taraftan ısıtalım. Ve 5100'ü de, yani Ethernet çipimizi de buradan lehimlemeye başlıyorum artık. Muhtemelen bu V5100 çok iyi lehimlenmeyecek bu şekilde. Onu biraz daha düzgün bir ortamda tekrar üzerinden geçeceğim. Ben şunları halledeyim. Şurada kalan bir direnç led grubu var. Şunları da hep beraber halledelim. Biraz önce uçan led tekrar uçma girişiminde bulundu. Onu fazla uzağa kaçmadan yakalayalım. Direncin birisi de havaya kalktı. Şöyle göstereyim. Bunlar sık yaşanan şeyler. Biraz daha iyi bastırarak koysaydım ya da lehim biraz daha sıvı olup böyle iyi yapışsaydı bunlar daha az oluyordu. Bir de hepsinin aynı anda erimemesi durumundan kaynaklı. Ama dediğim gibi bunlar bir iki tane devre kartı üretirken her zaman başımıza gelen sıradan şeyler. Çok daha büyük problemler değil. Burayı da bitirdik. Şu an en problemli olan V5100 çipimiz kaldı. Bir miktar lehimlendi. Ama onu ben daha rahat bir alanda daha rahat lehimlersem daha iyi olur. V5100 çipi biraz önce güzel lehimlenmemişti. O yüzden elle düzelttim onu. İlk önce sıcak hava istasyonuyla ısıttım. Daha sonra TS100 havyamla üzerinden tekrar geçtim. O yüzden etrafta biraz lekeler oluştu. O lekeleri temizlemek için tinerle şimdi temizlik yapacağım. Oradan başlayalım. Tiner bu işi çok iyi yapıyor. Diğer el atmışken hepsini. Evet. Hem komponentleri temizliyor, hem de o artan pasta pisliğiyle, lehimden kalan pislikleri, hatta üzerindeki toz, toprak, her ne varsa tertemiz yapıyor. Bir müşteriye PCB teslim ederken bu tip temizliklerin yapılması gerekiyor. Yoksa amatör ve çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. El atmışken PCB'nin her yerini temizlemekte fayda var çünkü hafif bir yağlı görüntü de bırakıyor tiner. Dolayısıyla kimi yeri parlak, kimi yeri mat olmasın diye mümkün olan her yere bir miktar tiner değdiriyorum.
Lehimleme işlemi tamamlandı. Tinerle temizliğimizi de yaptık. Artık pırıl pırıl güzel bir kartımız var. Şimdi bu kartın bize ne fayda sağlayacağına gelelim. Bu kartı şöyle özetleyebiliriz. Bir tane Arduino Uno klon. Üzerine de Ethernet Shield'ı geçirip kullanıyorduk zaten Threaduino'da. Bu ikisini tek kartta birleştirdim. Ama sadece birleştirmekle kalmadım. Gereksiz ve kullanmadığım şeyleri de çıkardım. Örneğin burada reset butonu var ama benim buna bir ihtiyacım yok. Bunun dışında mesela sistem içi programlama pinleri var ama benim buna yine ihtiyacım yok. Dolayısıyla yerden ve üretim zamanından kazandım. Bunun dışında voltaj regülatörü var burada. İşte 6-20 volt arası gibi değerleri 5 volta düşüren. Benim ona da ihtiyacım yok. Ben doğrudan 5 volttan buradan besleyeceğim. Dolayısıyla voltaj regülatörünü de kaldırdım. Voltaj regülatörünü kaldırınca şu adaptöre de gerek kalmadı artık. Dolayısıyla birçok şeyden tasarruf ettim. Ethernet tarafında ise şu entegreden, buradaki reset pininden ve SD kart girişinden tasarruf ettim. Çünkü SD kartı ben Threaduino ile zaten kullanamıyordum. Dolayısıyla hem alandan hem üretim maliyetinden hem de zamandan tasarruf etmiş oldum. Şimdi kartımıza biraz daha yakından bakalım. Kartın boyutu Arduino Uno ile aynı. Yalnız sadece şuradan bir 2 mm daha geniş. Aynı zamanda buradan da bir 2 mm daha geniş. Çünkü yazıları buraya yazmak istedim rahat okunsun diye. Arduino Uno da zaten burası da boştu. Fazladan not connected yazan bir pindi. Burada IRF yazıyordu. IRF 5 voltluk kartlarda 5 volt oluyordu. O yüzden doğrudan 5 volt yazdım. Diğer kalanlar aynı. Şurada boş yazan yerde normalde voltaj in girişi vardı. Voltaj in girişi yani regülatörü kullanmadığım için ona da gerek kalmadı. Orası bitti. Burada ilginç bir şey var. Analog 0'dan analog 5'e kadar pinler vardı Arduino Uno'da. Ama şu küçük olan SMD olan mikro denetleyici de ATMEGA328PAU'da analog 6 ve analog 7 girişi var. Normalde şu Arduino Uno'larda olmayan ama bunlarda olduğu halde lehimlenmeyen o pinleri de buraya koydum. Peki analog 5 ile 6'ya ne oldu? Bunu düzeltiyorum. Peki analog 4 ile analog 5'e ne oldu? Analog 4 ile analog 5 zaten SD ve SDA ve SC'de yani I2C pinleri olduğu için burada zaten vardı. Dolayısıyla onları kullanmak istersen buradan kullanacağım. Buraya da 2 tane yeni pin ekledim ve fazladan da header'ı eklememiş oldum. Geri kalan her şey aynı. Burada Ethernet'in kullandığı pinleri özellikle belirttim. Çünkü kullanırken dikkat dağınıklığıyla yanlışlıkla başka bir şey bağlamayalım diye. 13 numaralı pin, 12 numaralı, 11, 10 numaralı pinler Ethernet tarafından kullanılıyor. 9 numaralı pin boş. 8 numaralı pinde Ethernet'in statüs yani durum dediğini gösteren bir led bağlıyorduk hatırlıyorsanız Threaduino'da. Artık ona da ihtiyacım yok çünkü burada zaten durum dediğini gösteren ledim de hazır olarak var. Buradaki diğer pinleri yine kullanmadım. Burada TX ve RX Arduino'nun pinlerini belli etmesi için 2 tane ledim var. Burada da Ethernet ile ilgili bilgi almak için bir sürü ledim var. Aynı zamanda da şurada güç ledim var. Geri kalan şuradaki devreyi Ethernet devresi, burayı Arduino devresi, burayı programlayıcı devresi, şurayı da regülasyon devresi olarak kullanabilir, düşünebiliriz. Peki regülatör yok demiştim. Bu ne işe yarıyor? Bu 5 voltu 3.3 volta verip Ethernet'in çalışmasına yarıyor. Ethernet de zaten bunu hem 3.3 olarak kullanıyor hem de 1.8 volta düşürüp başka amaçlarla kullanıyor. Bunu bu şekilde düşünebiliriz. Öncelikle Threaduino Uno kartından başlıyorum. Unutmadan hemen Ethernet kablomu takayım. Ethernet kablomun diğer ucu modeme bağlı. Modemim internete bağlı. Bazı arkadaşlar bunu lokal ağda çalışan bir web server gibi düşünüyorlar. Hayır öyle değil. Threaduino hizmeti aynı yerden bile kullansak internet üzerinden haberleşiyor. Daha sonrasında buradaki pinlere bakıyorum. Boş olan pinlerden birine ledimi bağlayacağım. 8 numaralı pin buradaki durum ledine bağlı. Threaduino'nun da default olarak öyle ayarlıydı. 9 numaralı pin boş. 10, 11, 12, 13'ü Ethernet modülümüz kullanıyordu. Dolayısıyla ben 9 numaralı pine ledimi bağlıyorum. Diğer tarafta ground olduğu için onu bağlıyorum. Bunu anlatmama gerek yok. Ground, 9 numaralı pin, direnç, ledin artısı, eksisi zaten ground'a gidiyor. Burayı da bu şekilde yaptık. Daha sonra diğer ucu bilgisayarına bağlı olan kablomu Threaduino'ya takıyorum. Threaduino Uno'muza takıyorum. Güç ledi yandı. Buradaki durum ledler yanıyor. Şu an sistemimiz çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Şu bu andan sonra bilgisayar tarafına geçiyoruz ve işlemlerimizi yapmaya başlıyoruz. Daha önceki iki Threaduino videosunda Threaduino'dan nasıl key alınıyor, işte nasıl test yapıyoruz bunun gibi şeyleri anlatmıştım. Burada çok değinmeyeceğim. Daha önceki iki tane videoyu izlemek çok faydalı olacaktır. Ama yine de çok hızlı bir giriş yapalım. İlk önce Request Key'ye geliyoruz. Threaduino.org'a girdikten sonra
Burada isim, soy isim, herhangi bir mail adresi ve buraya yes yazıyoruz. Şurayı işaretleyip submit request dediğimizde bize bir key numarası gönderiyor. O key numarasında şöyle bir işlem yapıyoruz. Buradan API'ye geliyorum. Aslında API'den önce tools'a gelip sketch key oluşturmam gerekiyor. Sketch key için aldığım key numarasını buraya yapıştırıyorum. Böyle bir şey olacak. Generate code dediğimde şöyle bir şey oluşturacak. Bunu da kopyalıyorum. Şuradaki byte key yazan yere aynen yapıştırıyorum. Bu saatten sonra Arduino'da Arduino Uno'yu, ben Arduino Uno'nun içerisine Arduino Uno bootloader yüklemiştim ve CH340 USB TTL dönüştürücüsü taktığım için buna böyle gözüküyor. Normal Arduino Uno'larda, orijinal Uno'larda Arduino Uno yazar burada ama ben de dediğim gibi TTL dönüştürücüsü farklı olduğu için böyle yazıyor. Daha sonrasında burada yükle diyorum. Düşük hafıza mevcut gibi bir uyarı verebilir. O %80'den fazla hafıza kullandığı için şu an %81 kullanmış ama bir problem yaratmıyor. Sadece uyarı niteliğinde bu. Yükleme tamamlandıktan sonra artık bilgisayarla hiçbir işim kalmadı. Bilgisayar sadece Arduino Uno'ya şu an elektrik veriyor. Elektrik vermek dışında bilgisayarla hiçbir alakam kalmadı. Ve Ethernet kablosu sayesinde de internete çıkış sağlayabiliyorum. Daha sonrasında Documentation kısmına geliyorum. Buradan API'yi seçiyorum. Atmega 328 işlemcisi kullandığım için, mikro denetleyicisi kullandığım için bunu seçiyorum. Atmega 2560 kullansaydım bunu seçecektim. Buraya yine key'i yapıştırıyorum. Tabii ki yanlış key'i yapıştırdım. Tekrar tıkladığımda zaten biraz önce girdiğim için gördü. Set key diyorum. Şu an eğer internet bağlantısında bir problem yoksa normal böyle göstermeye devam eder. İnternet bağlantısında problem varsa ulaşılamıyor gibi bir uyarı veriyordu. Şimdi ilk olarak yapmak istediğim şu. Arduino Uno'nun 9 numaralı pini boş. Define pin moda tıklıyorum. Şurada buna direkt tıklarsam bu 2 numaralı pinle ilgili bir output demekti. Şurada bir output, 0 input'tu. Buna tıkladığımda 2 numaralı pinle ilgili işlem yapar. Önemli değil. Bu arada ben Firefox kullandığım için böyle gözüküyor. Normalde gelen mesaj şu. Şimdi buraya tekrar gelip pin 2'yi silip 9 yapıyorum. Enter'a basıyorum. Yine OK cevabı aldım. Yine ham veri bu şekilde, hiç önemli değil. Daha sonrasında geri gelelim. Şu an 9 numaralı pinimiz output olarak ayarlandı. Artık 9 numaralı pine bir daha output ol dememize gerek yok. O yüzden dijital output'a giriyorum. Biraz önce pin moda girmiştim. Şimdi bunu kopyalayayım hiç uğraşmadan. Şuraya yapıştırayım. Burada da output pin 2'yi siliyorum. 9 yapıyorum. Şu an ekrandan da gördüğünüz gibi, LED'den de gördüğünüz gibi LED'im yandı. Burayı yenilersem LED'im sönüyor. Bu işlemin ne kadar hızlı olduğuna da tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Saniyenin 5'te 1'i hızında ücretsiz bir sistemin bize verdiği hakla bu şekilde yapabiliyoruz. Tekrar yeniliyorum. Şu an toggle yapıyor. Yani bir seferinde aç yapıyor, tekrar yenilediğimde kapat yapıyor. Ben bunu buradan 0 ve 1 olarak ayarlarsam açıp kapatmayı ayrı ayrı da yapabilirim. Şu an için dedim yanıyor sönüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şu an Arduino Uno'muzu test etmiş olduk. Şimdi mobil uygulama tarafına geçelim. Daha önce App Inventor'la böyle bir sistem nasıl yapılıyor Android için bunu göstermiştim. Diğer iki videoda hep App Inventor kullanmıştım. Bu videoda da bayağı benzer bir şey yapacağız ama tek fark iOS için bir de Arduino Uno kartı ile yapacağız. Arduino Uno kartı yerine Arduino Uno ve Ethernet Shield kullanılabilir. iOS yerine Android kullanılabilir. Bunları kendinize göre ayarlarsınız. Daha önce yaptığımız işlem bloklar bu şekildeydi. Ekran görüntüsü de şöyle bir şeydi. Burada işte akım ya da potansiyometre gibi veriler ölçüyordu. Buradan da lambayı açıyorduk, kapatıyorduk. Buna benzer bir şey yapmıştık. Şu an Tankable'a geliyorum. Tankable, App Inventor'ın altyapısını kullanan bir sistem, sürükle bırak mantığıyla çalışıyor yine. Dolayısıyla App Inventor'la birebir uyumlu, bir de iOS desteği var üzerine. Ama iOS'taki destek müthiş bir destek değil ama bizim buradaki işimizi görecek. Buna bir isim verelim. Arduino
Uno diyelim projemizin adına. Buraya bir kategori belirlemek zorunda değiliz. Para verirsek bunu özel yapabiliyormuşuz. Şu an yaptığımız şeyleri herkes görebilecekmiş. Kimseden sakladığımız bir şey olmadığına göre create deyip sisteme başlayabiliriz. Burada bir de video çıktı. Bunu da durduralım şimdilik. Hatta kapatalım. Şimdi burada ekranımız var. Şurada koyacağımız şeyler var. Bu tarafta da blok ekranımız var. Bize gerekli olan şeyler nelerdi? Bir tanesi buton. Bu butona da bir isim verelim. LED aç diyelim. Butonumuzun adı bu olsun. Bir buton daha ekleyelim. Onu alta ekleyelim. Evet, bu da LED kapat olsun. LED kapat. Bir de şöyle label ekleyelim. Bu label'ımızda durumu yazsın. LED açık mı, kapalı mı? Daha sonrasında da ekstra bir şeye girmeyeceğim şu an. Hani nasıl görsel olarak güzel gösterebiliriz, onlara gerek yok. İlk önce bir sistemimizi çalıştıralım. Şimdi LED'i açma kapatma butonlarını vesaireyi yaptık. Bir de web viewer değil, web komponenti lazım. Aşağı inelim. Web viewer farklı bir şey. Web API, evet. Bu görünmez komponent olduğu için şu altta çıkıyor. Burada herhangi bir şey görmüyoruz. Şu saatten sonra Blocks kısmına geliyorum. Şimdi olayı şöyle yapalım. Buton 1'imiz neydi? Hemen gelelim. Burada buton 1 yazıyor. Blocks'a, design'a geldim. Şuna bastım. Bunun adı neymiş? Buton 1'miş. Tekrar bloka geldim. Buton 1 bizim LED aç butonumuzmuş. Bunu buraya, bunu seçtikten sonra tıkladığımda ne olacağını ayarlayacağım. Buna tıkladığımda ne yapsın? Web API call get. Yani bu linki karşıya göndersin. Hangi linki göndersin? Yine App Inventor'da da aynıydı. Web API set URL to'ydu. Bunu da aldım. Şimdi buraya ben bir URL yazacağım. Hemen gelelim. Neydi o URL'miz? Burada biz ne yapmıştık? Şunun aynısını alıyorum. 9 numaralı pini bir açıyordu, bir kapatıyordu. Hemen buraya yapıştırıyorum. Bakalım doğru yapıştırmış mı? Output 2, evet, toggle demekti 2, pin 9'du. Ondan sonra buraya da olay olduğunda ne yapalım diyor. Label 1'e şu an için LED açıldı yazsın, kapandı yazmasın. Onu birazdan yapacağız. LED açıldı yazsın. Şimdi uygulama kısmını yaptık. Burada live test diye bir yer var. Live test'e bastığımda böyle bir ekran geliyor. Daha sonrasında cep telefonumdan da zaten Tankable uygulamasını önceden indirmiştim. Ücretsiz bir uygulama. Şu an konuştuğumuz her şey ücretsiz. Buna tıklıyorum. Burada giriş yapmamı istiyor. Aynı mail adresiyle buraya girdiğimde otomatik olarak QR kod falan da taratmaya gerek kalmadan bu ekranı görmeye başladım. Şu an LED aç butonunu, yani buton 1'i toggle olarak ayarladığımdan bir ilk bastığımda yanacak, ikinci bastığımda sönecek diye bekliyorum. Bir kere bastım. Yandı, LED açıldı yazdı. Bir daha bastım, söndü. LED açıldı yazmaya devam ediyor. Çünkü ona herhangi bir şey yapmamıştık. Şu an yapabildiğimiz en basit test buydu. Sistemimizin çalıştığından, hem Tereduino Uno'muzun internete bağlandığından emin olduk. Hem diğer bütün sistemlerin uyumlu şekilde çalıştığından emin olduk. Şimdi tekrar bilgisayara dönelim. Bilgisayarda buton 1'e bastığımda neler olacağını yapmıştık. Şimdi buton aynısını kopyalıyorum. Bunu buton 2 için yapacağım. Şurada da 9 numaralı pini output 2 demiştik ya, onu 0 yapıyorum kapat anlamında. Bunu da 1 yapacağım. Output 2 de çok güzel bir özellik aslında. Normalde biz bunu yapmak istesek 8-10 satır kod yazmamız gerekiyor. Öyle bir şeyin olması da güzel. Şurada da LED açıldı yazan yere kapandı yazalım. Şimdi telefonumuzda tekrar deneyelim. Kapata basıyorum, kapanıyor ve kapandı yazıyor. Aça basıyorum, LED açıldı yazıyor. Her şey çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Bunu yine şöyle bir hakkımız var. Bir telefona bir tane burada yaptığımız uygulamayı kaydetme hakkımız var. Normal bir uygulama olarak, sadece Tankable'da çalışan değil, uygulama olarak da kaydedebiliyoruz. Başka bir telefona girip oradan yaparsak oraya da kaydedebiliriz. Bunu test amaçlı düşünebilirsiniz. Cep telefonunuzdan kendiniz bireysel amaçlı kullanıyorsunuz ama bunu App Store'a yükleyeyim dediğiniz zaman işler biraz değişiyor. Dolayısıyla şu an için hobi amaçlı ya da bireysel amaçlı kullanıma uygun diyebiliriz.
Şimdi burada daha fazla sensör vesaire olayına girmedim. Çünkü sensörlerle ilgili olan kısımları ikinci videoda, yani ev otomasyonu videosunda giriş video, dijital çıkış gibi şeyleri ve daha çok sistemin nasıl çalıştığını anlattığım videoyu da birinci videoda Tereduino Uno ile ilgili, Tereduino ile ilgili ilk videoda anlatmıştım. Burada görselliğe ya da başka şeyler eklemeye çok girmeyeceğim. Sadece şu tan kıvılı göstermek istedim. Ve aynı zamanda da PCB ile bunu çalıştırdığımızda neler yapabileceğimizi göstermek istedim. Dolayısıyla Android ya da iOS olsun, hangi sistemde çalışırsanız çalışın, ilk iki videoyu izlerseniz gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Önümüzdeki haftalarda biraz daha sık video çekmeye çalışacağım. Yeni videoların konusunu belirlemek istiyorsanız yorum yaparak bana video isteklerinizi iletebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.